Merhaba, Cikirdekgiller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Popüler bir evcil hayvan türü olan muhabbet kuşlarının özelliklerini detaylı olarak inceleyip doğal hayatta nasıl yaşadıklarını öğrenerek onları daha yakından tanımaya ne dersiniz? Hadi gelin o zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu küçük ve sevimli kuşların ana vatanı Avustralya kıtasıdır. Doğal ortamında ağırlıklı olarak tohumla beslenen bu kuşların Avustralya'da 5 milyon yıldan beri var oldukları bilinmektedir. Yabani ortamlarında genel olarak renkleri yeşil ve sarıdır ve kanatlarında siyah çizgilere sahiptir. Evcilleştirilen muhabbet kuşları mutasyona uğrayarak mavi, beyaz, siyah, tamamen sarı veya tamamen beyaz renklerde olabildiği gibi daha farklı renk kombinasyonlarını da zamanla edinmişlerdir. Hatta tepeli muhabbet kuşu olarak bilinen ibikli muhabbet kuşu ve Japones diye adlandırılan kanatlarında ibiyi andıran tüyler olan değişik mutasyonları bile ortaya çıkmıştır. Ömürleri iyi bakıldıklarında 15 yıla kadar çıkabilmektedir. Dünyanın bilinen en yaşlı muhabbet kuşu, İngiltere'de 29 yaşına kadar yaşamış erkek muhabbet kuşu Charlie'dir. Yapılan DNA çalışmalarında bu kuşların kırmızı papağanlar ve incir papağanlarıyla yakın akraba oldukları ortaya çıkmıştır. Mutasyona uğramamış doğal halleri 18 cm uzunluğunda ve 30-40 gram ağırlığındadır. Evcil muhabbet kuşlarında boyut ve ağırlık değişiklik göstermektedir. Karın bölgeleri açık yeşildir ve kanatlarda siyah, sarı çizgiler ve desenler bulunur. Alın ve yüz bölgesi yetişkin olanlarda sarıdır. Yanaklarında küçük lacivert tüyler ve boyunlarında siyah benekler vardır. Kısacası bildiğiniz yeşil muhabbet kuşu, doğada bulunan orijinal muhabbet kuşudur. Diğer renkler hep mutasyondur. Tüylerindeki ilginç bir özellik ise kanatlarının mor ötesi ışık altında parlamasıdır. Muhabbet kuşları mor ötesi ışıkları görme yetisine sahiptir. Tüylerinde bulunan bu özelliği eş seçiminde kullandıkları düşünülmektedir. Ayrıca boyunlarında bulunan siyah noktalar mor ötesi ışıkları yansıtabildiği gibi bir kuşu diğerinden ayırmada kullanılmaktadır. Cinsiyet ayrımı burun deliklerinin çevresinde bulunan ve cere adı verilen bölgenin rengine göre yapılmaktadır. Erkeklerde bu bölge mor, koyu pembe, mavi veya laciverttir. Dişilerde ise bej ve kahverengidir. Yavrulama dönemlerinde erkeklerin ceresi koyu lacivert, dişilerinki ise koyu kahverengiliğine döner. Albino veya diğer genetik bozukluğu olan türlerde erkek muhabbet kuşunun ceresi her zaman açık pembedir. Erkek muhabbet kuşları daha cana yakın, enerjik, dışa dönük ve ötücülerdir. Dişi muhabbet kuşları daha sakindirler. Muhabbet kuşları göçmen kuşlardır ve genel olarak Avustralya'daki çalılık, çimenlik ve açık ormanlık alanlarda bulunurlar. Genel olarak küçük sürüler halinde gezinen bu kuşlar bazı durumlarda büyük sürüler de oluşturabilirler. Muhabbet kuşları besin ve suyun durumuna göre sürekli göç ederler. Doğal yaşamda beslenme ihtiyaçlarını tohumlar, çimenler, otlar ve az miktarda meyvelerden karşılarlar. Muhabbet kuşları en bilindik evcil papağan ve kafes kuşu olarak bilinmektedir. Bilinen ilk muhabbet kuşu evcilleştirme girişimleri 1850'lere kadar uzanmaktadır. Yetiştiriciler uzun yıllar boyunca bu kuş türünün farklı renk, şekil ve tüm mutasyonlarına sahip bireylerini elde etmek için uğraştı. Elde edilen yeni mutasyonlar arasında albino, mavi renkli, tarçın renkli, düz kanatlı, ibikli, siyah, gri kanatlı, opal ve menekşe renkleri bulunmaktadır.
Muhabbet kuşları zeki ve sosyal canlılardır. Oyuncaklara, insanlara ve diğer kuşlara ilgi ve yakınlık duyabilirler. İlgi isteyen hayvanlardır. İlgi görmeyince bunalıma girebilirler. Bunalıma giren muhabbet kuşu kendini yolmak, sürekli uyuklamak gibi belirtiler gösterebilir. Eğer ilgilenecek yeterli vaktiniz yok ise mutlaka yanına kendi türünden bir arkadaş daha almalısınız. Sürü kuşları yalnız yaşamaktan hoşlanmamaktadır. Bunun yanında özellikle dişi bireyler odun gibi materyalleri çiğneme eğilimi gösterir. Korktukları zaman kendilerini yerden olabildiğince yükseğe çıkartıp tüylerini derilerine yapıştırarak vücutlarını ince gösterirler. Son derece korkak ve hassas hayvanlardır. Hatta korkudan öldükleri bile gözlemlenmiştir. Bunun dışında sıcak çöllere adapte oldukları için soğuk havada yaşayamazlar. Çok soğuk havaya ya da ceryana maruz kaldıklarında ölürler. Evcil muhabbet kuşları öğrettiğiniz kelimeleri taklit edebilir. Erkek muhabbet kuşlarının kelime öğrenme kapasitesi dişilerden çok daha yüksektir. Evde bakılan muhabbet kuşlarının yaşam süreleri 5 ile 8 yıl arasında değişmektedir. Ancak 15-20 yıla ulaşan kuşlar bilinmektedir. Yaşam süreleri egzersiz, beslenme ve yaşam koşullarının iyiliğiyle bağlantılı olarak değişiklik gösterir. Her bir muhabbet kuşunun ayrı bir kişiliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle elde tutulma isteği ve beğendiği oyuncaklar gibi tercihleri bireyden bireye değişebilmektedir. Bazı muhabbet kuşları ilk günden sahibine alışırken bazıları bir sene süre zarfında alışamazlar. Gelelim kafes meselesine. Muhabbet kuşları küçük fakat aktif, enerjik ve canlı kuşlardır. Kafes eni en az 45 cm olmalıdır. Ve kafes seçiminde boya değil ene bakılarak karar verilmelidir. Muhabbet kuşları helikopterden ziyade uçaklar gibi yatay olarak uçtuklarından dolayı yatay olarak geniş kafesler tercih edilmelidir. Ayrıca kafes telleri arası boşluk en fazla 1.25 cm olmalıdır. Avustralya'daki doğal ortamlarında ot tohumlarıyla beslenen muhabbet kuşları kuru, filizlenmiş veya ıslak tohumlarla beslenebilirler. Muhabbet kuşları için kuru tohum ağırlıklı beslenmek sağlıklı değildir. Kartlar kısmına eklediğim videolarımdan verilebilecek tüm meyve, sebze, tohum ve çiçekleri ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının Kuzey Avustralya'daki üreme mevsimleri Haziran ile Eylül arası, Güney Avustralya'daki üreme mevsimleri Ağustos ile Ocak arasıdır. Yine de bu kuşlar bol yiyecek bulduğu sürece her zaman çiftleşebilirler. Yuvalarını ağaç kovuklarına, yerdeki kütüklere yapan muhabbet kuşları 18 ile 21 gün süren kuluçka sürelerinin sonunda 4 ila 6 yavru dünyaya getirir. Ev ya da üretimhane ortamında bu sayı 10'a kadar çıkabilmektedir. Yumurtadan çıktıktan 30 gün sonra bu yavrular yuvayı terk etmeye başlar. Yumurtalar 1 ila 2 cm uzunluğunda düz beyaz renge sahiptir. Yumurtalar çatlayana kadar 18-20 günlük bir süre geçer. Doğan yavrular kör, çıplak ve tamamen yardıma muhtaçtır. Yavrular anne tarafından sıcak tutulup beslenir. Yavrular 7 günlük olduklarında gözleri açılmaya başlar. Bu süreci tüy çıkışı izler. Muhabbet kuşu yavruları 2 haftalık olduklarında tüy çıkarmaya başlar. Bu süreçte baba kuşlar yuvaya sıkça uğrayarak dişi ile yavrulara korunma ve beslenme konusunda yardımcı olur. Ancak bazı dişiler erkeğin yuvaya girmesine izin vermez. Yavrular 4. haftadan sonra yuvayı terk etmeye başlarlar. Muhabbet kuşlarının doğal hayatta nasıl yaşadıklarını bilmek,
neye gereksinim duydukları konusunda bize ışık tutar. Tüm ihtiyaçları karşılanmış bir muhabbet kuşu daha mutlu ve dolayısıyla daha sağlıklı olacaktır. Kuşlarınızın mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını diliyor ve videoyu burada sonlandırıyorum. Sorularınızı yorumlar kısmından ve açıklamaya bıraktığım Instagram hesabımdan bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.